Ligde pazar günü deplasmanda Belediye Kütahya Spor'la karşılaşacak olan Entegre Solarele Sığspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün yenileme antrenmanıyla başlayan hazırlıklar bugün gerçekleşen teknik çalışmayla devam etti. Yapılan hazırlıklarla ilgili bir değerlendirme yapan teknik sorumlu Ramazan Çelik, mağlubiyetlerin ardından toparlanmak kolay değil dedi. Tabii işte geçen hafta oynadığımız Mersin İdman Yurdu maçından sonra bir iki günlük izin vardı. Oyuncularımız izne gittiler. Sonrasında toparlandık hemen. Tabii Mersin maçından biraz başlayayım. İyi bir takıma karşı, maliyet olarak, bütçe olarak bizden çok daha yüksek bir takıma karşı oynadık. Ona rağmen ilk yarı özellikle istediğini yapan, gol atmaya çalışan, maçı kazanmaya çalışan bir takım gibi oynadık. Baktığınız zaman 45 dakikada bir tane pozisyon verdik. Onda da golü yedik. İkinci yarının başlangıcında da bir konsantrasyon hatasından ikinci golü yiyince tabii ister istemez biraz demoralize olduk. Ama bir şekilde atlattık, maçı kaybettik. Üzgünüz tabii. İçeride oynadığımız maçlarda kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ama bu bir süreç. Lig çok uzun. Önümüze bakacağız. Bununla yaşamaya devam etmememiz lazım. Dediğiniz gibi önümüzde bir Belediye Kütahya maçı var. Onun hazırlıklarına hemen başladık. Tabii kolay olmuyor mağlubiyetlerden sonra toparlanmak. Ama bunu çabuk atlattığımızı düşünüyorum. İki günlük izin de çocuklara da iyi geldi. Bizlere de iyi geldi. Yine çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Umarım Belediye Kütahya maçından da istediğimizi alarak tekrar Elazığ'a döneriz. Hakan'ın sakatlığı devam ediyor, kaleci Hakan'ın. İsmet toparlandı, Cafer de toparlandı. Onlar takımla beraber çalışmalara başladılar. Şans vermemiz durumunda onlar oynayacaklar. Öyle gözüküyor. Onun dışında herhangi bir sakatlık yok şu an.